Arkadaşlar size gerçekleri söylememizi istemiyorlar. Daha doğrusu kimse kimseye gerçeği söylesin istemiyorlar. Şimdi neden bu videonun ismi böyle? Bu videoya neden böyle başladım? Anlatacağım. Bir bir bu videoyu çekme nedenimi de size söyleyeceğim. Ama önce hemen şu hatırlatmayı yapacağım. Lütfen kanalın bildirim zilini açmayı unutmayın. Aşağıda bir bildirim zili göreceksiniz. Ki videolarımızdan taze taze haberiniz olsun. İçeriklerimizden, duyurularımızdan haberiniz olsun. Kanala abone olmayı unutmayın çıkmadan ve lütfen yorumlarınızla bana eşlik edin. Ama bu videoda sadece yorumlara eşlik etmeniz yetmeyecek. Sizden bir şey daha isteyeceğim. İlkay Buharlı YouTube kanalı yaklaşık 7-8 aydır var. Pek çok söyleşi gerçekleştirdim. Gerçekten İlk söyleşiyi yaptığım günden bugüne çok fazla kitap okudum. O söyleşilerin her biri bence birer kitap niteliğindeydi. İş öyle bir yerden öyle bir yere geldi ki ya bu nasıl bir dünyaymış, neler oluyormuş, daha birim yokmuş duygusunu yaşıyorum çoğu zaman. Birbiriyle örtüşen bambaşka açılardan söylemler dinleyince, onların ne manalara geldiğini keşfetmeye çalışınca gerçekten insan hayret de duyuyor. Ama bunu hep söylüyorum. Bu aslında benim kendimi aradığım bir yolculuktu. Hakikati aradığım bir yolculuktu. Ki daha çok başındayız. Ama yine şunu da söyleyeyim. Siz bu yolculukta beni yalnız bırakmadığınız için, birbirimizi anladığımız ortak noktalarda buluşabildiğimiz için, yani yalnız olmadığım için, bana yalnız olmadığımı hissettirdiğiniz için, benim gibi pek çokları olduğunu düşündürdüğünüz için o kadar minnettarım ki size. Çünkü bu kanal hayatımın öyle bir noktasında doğdu ki, iyi ki doğdu. Bir gün bütün açıklığıyla o yaşadıklarımı da anlatacağım ama biraz daha ona hazır olmam lazım. O gün bugün değil. Şimdi gelelim gerçekler mevzusuna. Bunca röportaj yaptım, bunca söyleşi yaptım, bunca kişi ağırladım. Siz onların büyük bir çoğunluğunu izlediniz, takip ettiniz. Hepimizin aklında bir şeyler oluştu. Ben de birkaç duygumu paylaşmak istiyorum sizinle. Başladığım günden bugüne sonuç kısmını bize olur ya hani akademik çalışmalarda, makalelerde, tezlerde. Sonuç kısmını bize söyle deseniz aklımda oluşmuş bir şey var. Mutlaka sizinle paylaşmam gereken bir şey ve ucu hepimize dokunan bir şey bu. Şöyle ki modern zamanın içinde bulunduğumuz çağın çok temel bir amacı var. O da insana kendi hakikatini unutturmak. Çünkü eğer bize hakikatimizi unuttururlarsa, bize aslında insan olmanın erdeminin, insan olmanın kudretinin, insan olmanın getirdiği o muhteşemliği unuttururlarsa ve bize şunu inandırırlarsa, yani arabamız mı var, komşunun neyi var, neyi yok, ben ondan daha ne kadar iyiyim, neye sahip olabilirim? Yani tamamen bu dünyaya işte maddesel anlamda sahip olduklarımıza göre bir kimlik inşa edersek, başka da hiçbir şey düşünmezsek, işte o zaman bize kendimizi, hakikatimizi, gerçek benliğimizi unutturmuş oluyorlar. İşin vahimi büyük çoğunluğumuz, ben dahil bu arada, bu tuzağa düşmüş durumdayız. Yani ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, hayat amacım ne? Hayırlı bir ömür geçirdim mi? Eğer bir inancım varsa yarın öbür gün Allah'ın karşısına çıktığımda ona ne diyeceğim? Sorularına ne cevaplar vereceğim? Benim hakikatim ne? Hayatın hakikati ne? Gerçekte neler oluyor? Bunları tamamen bize unutturmaya yönelik bir sistemin içindeyiz. Ve maalesef özgür de değiliz. Özgür olduğumuza inanıyoruz ama bunu her fırsatta birbirimize hatırlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Hakikatimizin ne olduğunu, gerçekten sahip olduğumuz kıyafetler, takılar, paralar, evler, arabalar değiliz ki zaten sonunda ölüm var. Yani de sonunda ölümün olduğu bir dünyada neden dünya ve dünyaya ait şeyler bu kadar kıymetli? Aslında insan bir düşününce akıl alır gibi değil. Ama biz sanki bu dünyaya yani beni mazur görün ama kazık çakacakmışız ve gitmeyecekmişiz gibi bir hırsla bağlanıyoruz. Ve aslında ait olmadığımız, bana göre
bu dünyada bir şeylere sahip olmayı her şeyin ötesinde görüyoruz. Kendimizi böyle anlamlandırıyoruz ve tüm kalbimle inanıyorum ki yapmış olduğum bunca söyleşiden sonra bu gerçekten doğru değil. Ama şu var, bize kendi hakikatimizi unutturmak için, gerçekleri söylememizi engellemek için sadece önümüze maddi güzellikleri, zenginlikleri sermekle kalmıyorlar. Bir ikinci YouTube kanalım var. Çünkü yakın geçmişte bir tecrübe yaşadık. YouTube bir sabah kalktık ki bir videomuzu kaldırmıştı. Mutlaka belli kurallar her mecrada olmalı. Buna bir şey söylemiyorum. Ama şunun gerekliliğine karar verdik ki bir ikinci kanalımız daha olmalı. Çünkü ne zaman neyin ne olacağı hiç belli değil. O yüzden sizlerden İlkay bu aralı YouTube kanalına verdiğiniz destek gibi bu ikinci kanalda takip alarak destek olmanızı ve ola ki bir sabah yayında yoksak en azından söyleyeceklerimizi, size aktarabileceklerimizi bir sürede oradan devam ettirebilmek için bir emniyet sıvabı gibi düşünün. Bu kanalı takip etmenizi rica ediyorum. İlkay TV YouTube kanalımızın ismi. Zaten aşağıda yazılı bir şekilde görüyorsunuz. Şu anda da videonun sanıyorum üstünde bir noktasına tıkladığınızda çıkmıştır, yukarıdadır. Direkt o kanala gideceksiniz. İlkay TV'yi takibe alın. Düşündüğümüz kadar özgür değiliz ama düşündüğümüz kadar güçsüz de değiliz. Yeter ki birbirimize sahip çıkmaktan vazgeçmeyelim. Siz kanala sahip çıktınız. Siz orada izlediğiniz için ben bu videoları üretmeye devam ettim. Bana yardım eden arkadaşlarım bana inandılar. Sizler bana inandınız. Ve bu kanal oluştu ve içerikleri, üretimleri devam ediyor. Siz orada olduğunuz sürece ben de tüm zorluklarına rağmen burada olmaya ve doğru kişilerin, doğru sözlerinin size ulaşmasını sağlamaya elimden geldiğince devam etmeye çalışacağım. Siz de lütfen bu videonun altında kanalımda görmek istediklerinizi benimle paylaşın. Yorumlarınızı benimle paylaşın. Konuk önerilerinizi benimle paylaşın. Sorularınızı benimle paylaşın. Bu böyle bir hem dertleşme hem paylaşım videosu olmuş oldu. O yüzden varlığınız, desteğiniz son derece kıymetli. Ha bu arada unutmadan bir şey daha eklemem lazım. Evet. Kimse kimseye gerçeği söylesin istemiyorlar. Hatta o gizledikleri gerçekleri aslında gözümüzün önünde de bırakıyorlar. Ama insanoğlu doğası gereği ya da bu seküler anlayış gereği. Aman canım olur mu bu kadarı da sendecilik, aman sendecilik almış başını gitmiş olduğu için. Hani hırsızın en bakmayacağı yer evin en görünen yeridir ya. Gözümüzün önündeki bu gerçekleri de çoğu zaman görmezden geliyoruz. Ben bile kanalımda çoğu zaman mesela birinden duyduğum bir şey için yok ya bu biraz aslında acaba fazla mı ileride bir teori diye düşünüyorum. Ama bir kişiden daha duyunca, bir emekli askerden daha duyunca, bambaşka bir açıdan birinden daha duyunca yok işin aslında ne kadar ciddi olduğunu fark edecek bir noktaya geliyorum. Dolayısıyla kanaldaki üretimler ve içerikler bu anlamda son derece önemli diye düşünüyorum. En azından benim dünyamı böyle etkiliyor. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ama şunu da kesinlikle farkındayım. Arkadaşlar bambaşka bir dönemdeyiz. Ne oldu bilmiyorum bu koronayla. Korona dönemiyle birlikte. Buna kimisi diyor ki bir başka çağa girdik. Bu bir bilinç atlama çağı. Buna kimisi diyor ki inancı gereği böyle diyor, düşüncesi gereği. Kimisi buna diyor ki bu aslında Kur'an çağı ve Kur'an'ın yükselme çağı ve işte aslında onu anlayacağımız bir zamana girdik. Yani bir tarafta siyah karanlık artarken bir tarafta aslında beyaz da yükseliyor. Ben bunu bütün kalbimle, bütün ruhumla hissediyorum. Bir dönüşüm içinde olmasak, bir şeyleri idrak etme çabası içinde olmasak tüm samimiyetimle söylüyorum ki ne ben burada bugün şu an bu videonun içindeki kişi olurdum. Ne siz burada şu an şu dakikada beni dinliyor, benimle aynı duyguyu paylaşıyor olurdunuz. Yani orada olurdunuz. Siz oradaysanız, ben buradaysam, biz sadece küçücük ya, okyanusta birer damlayız bu arada. Ama yalnız değiliz, onu biliyorum. Güzel bir şeyler de geliyor arkadaşlar. Yani bir taraftan bir bilinçlenme, bir yükseliş, bir şeyler de oluyor güzel. O yüzden umut var olmalı ya hani mümin, Müslüman.
Her zaman oyumu umuttan yana kullanıyorum. Ama tedbiren. İlkay TV'yi de takip etmenizi rica ediyorum. Bu arada İlkay Boralı YouTube kanalının bir de katıl özelliği var biliyorsunuz. Ya da görüyorsunuzdur işte şimdi bu videonun hemen altında katıl özelliği var. Oraya dahil olarak da İlkay Boralı YouTube kanalına ayrıca destekte bulunabilirsiniz. İçerikler, videolar, üretimler aynen devam edecek. Sadece oraya özel böyle küçük tatlılıklar da yapmaya çalışacağız. Çok çok teşekkür ediyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.